Herkese merhaba. IMDb'si kaç programının yeni bölümüyle beraberiz. Ben Sari Küçük. Ben Ömer Kula. Ben Mert Çatal. İkinci bölümde Mert bizim konuğumuzdu ve Oscar'ları konuşmuştuk. Oscar'larla ilgili tahminler yapmıştık. Şimdi de geçtiğimiz pazarı pazartesiye bağlayan gece 92. Oscar ödül töreni geride bıraktık. Ve şunu söyleyeyim, tahmin oranında gayet başarılıyız. Yani %80-85 civarında tutturmuşluğumuz var. Ben isterseniz kısaca söyleyeyim size. Animasyonda Toy Story alır dedik. Hatta Missing League'in hak ettiğini söyledik. Fakat Toy Story'ye verirler dedik. En iyi erkek, en iyi kadın, en iyi yardımcı erkek ve en iyi yardımcı kadında da bizi şaşırtan bir şey olmadı. Yönetmenin çok zor olduğunu söylemiştik. Burada Sam Mendes ismini öne çıkarsak da sanki Parasite'e verebilirler. Hani orada bir açık kapı bırakmıştık. Aslında orada da beklediğimiz oldu. En iyi yabancı filmde Parasite bekliyorduk. Gönül En Banka ödüllerinden biriydi. Müzikte yine Joker'e yakınsamıştık. O da oldu. Uyarlamada da Once Upon a Time in Hollywood'u yakın görürken Jojo Rabbit'in acaba alabilir mi? Ama hatırlarsan Ömer, sen de biraz o political correctness olayından belki uzakta durabilirdir demiştik. Ama ödül Jojo Rabbit'e gitti. Sizlere pas atmadan önce ben genel olarak Oscar ödül töreniyle ilgili bazı notlar aldım. Çok kısaca bunları paylaşmak istiyorum. The Parasite 4 Oscar'la güne damga vurdu ve en majör ödülleri topladı. Eminem'in Lose Yourself şarkısı benim için sürpriz oldu. Genel olarak sıkıcı bir ödül töreniydi. Ya ben hiç zevk almadım. Yer yer Grammy'ye döndü. Çok fazla şarkı varken Amerika'nın o her zaman şikayet ettiğimiz işte sulu mizahı ve ilerlemeyen, bir türlü ilerleyemeyen, akmayan bir performans izledik açıkçası. Hem ödülü sunan kişilerden hem de adayı ve ölecek olan kişilerden. Bunun sonucu olarak da 23,6 milyon reyting alarak Oscar ödül tarihinin en düşük izlenme sayısına ulaşmış. Ömer, senin de başlamak istiyorum. Irishman'in hiç ödül alamadı. Benim de o programda demiş olduğum gibi. Marriage Story'in bir ödül aldı. Netflix'in adaylarda kazanırken ödül törenlerinde ikinci sene kaybettiği ödül töreni hakkında Parasite temelli neler dersin bizlere? Ya ben törenle ilgili öncelikle bir şey söyleyemeyeceğimi belirteyim çünkü izlemedim. Zaten öyle Oscar töreni de oturup artık izleyemiyorum galiba kendimi zorlayıp. Ödülleri merak ediyorum ki bu sefer bayağı merak ediyorum aslında. Sabah uyandığımda ilk işim kim ne almış bakmak oldu. Ödüllerde evet seni öncelikle tebrik ediyorum ya Netflix olayında. Yani o filmler acaba ama tabii şeyden yani bence de senin dediğin gibi Netflix'e karşı çünkü öyle bir tartışma oldu. Acaba Netflix'e karşı bir tavır mı bu yoksa gerçekten olmadı mı yani o filmlerin ödül alma olayı? Yani ben de şimdilik Netflix'e o kadar ödül vermeyelim diyeceğim ama mesela geçen sene Roma'nın aldığı ödül sayısı bu sene bu filmlerin hepsinin toplam aldığı ödül sayısından fazla yani. Evet. Bu sene belki de işte Steven Spielberg'in başlattığı o tartışma sonucu belki bir tavır almış olabilir akademi bilmiyorum. Onun dışındaki Parazite'e gelmeden önce ödüllere bakarsak zaten mesela biri şey yazmıştı Twitter'da bu animasyon ödülüne Toy Story 4'ün almasına ya belki de bu filmler arasında en kötüsü Toy Story 4'tü. Bence de öyleydi Ve yani büyük ihtimal akademi üyeleri animasyonları izlemeden geliyorlar hani şeye. zaten. Ha, Toy Story mi var? Tamam abi Toy Story'e ver gidelim kafasında verdiler herhalde ödülü diyorlar yani diye yazmıştı Twitter'da. Ben de ona katıldım bayağı ve Parazite'la da bitirmek gerekirse yani Parazite'ın almasına şaşırdım gerçekten. Artık akademi burada bir mesaj mı vermek istedi ileriye yönelik? Hani Amerika'daki o siyasi gerilimden dolayı mı oldu? Bilemiyorum. Hiçbir sürü etken olabilir çünkü Oscar ödülleri her zaman siyasi ödüller olarak bilinirler. Evet. Hani bu Trump olayları falan son birkaç ayda gelişen bir tane yerde okudum ya da dinlemiş miyim hatırlamıyorum. Onunla ilgili olabilir gibi yorumlar var. Ben çok sevindim öncelikle. Hani artık Parazite'ın yani hype'ından biraz sıkılmıştım yani doğrusu ama ödüle gelsen çok sevindim. Bunun ötesinde yani. Ve hak edilmiş de bir ödül. Yani bu saçma bir laf bu arada hiç sevmedim bir laf ama yani. Ama hak etti yani gerçekten Oscar olunca ben bu cümleyi sanki kullanmak zorunda kalıyoruz gibi. ödül. Aynen. Ya bu kadar şimdilik. Evet. Mert'e bırakıyorum sözü. Mert, sana şöyle bir soruyla paslamak istiyorum. Ödül töreni yan yana olmasak da canlı izledik biz seninle sürekli mesajlaşarak. Sabah da Ömer'e asist yapmış olduk zaten. Şöyle bir töreni damıtıp özetini Ömer'e atmış olduk. Şu soruyla sana paslamak istiyorum. Törenden önce siyahiler kendilerinin aday olmadığını, özellikle Eddie Murphy gibi işte Dolemite Is My Name film başta olmak üzere aday olmadığı için siyahiler bir protesto ettirdi. Daha sonra kadın yönetmenlerin neden aday değiliz diye onların mı protestosu vardı ki Natalie Portman'ın elbisesinin üzerinde aday olmayan kadın yönetmenlerin isimlerini gördük. Ama Parasite'ın bir ödül alıp o Amerikan zincirini kırması ve bu radikal kararı sanırım bütün bu konuşulanları gölgede bıraktı. Ne diyorsun? Ya burada herhalde
bu politiklikten bahsedecek olursak eğer, gelecekte başka dil, yani başka ülkelerden başka filmlerin de ödül kazanabileceği kapısını açmış oldu biraz Parasite. Hı hı. Ben ya şu an eğer iyi bir film çıkartırsak, eğer Cannes'da ödül aldığımız gibi yarın öbür gün Oscar'da da ödül alabiliriz diye düşündüm Parasite ilk 4 ödülü birden süpürdüğünde. Orada sana ya şöyle bir şey ekleyebilirim. Bazı haykırışlar, bazı yakarışlar haklı. Haksızlık kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunun çok fazla artık böyle abartıldığını düşünmeye başladım ve bir nevi duygu sömürüsü diyebileceğimiz bir noktaya geldiğini düşünmeye başladım. Törende bir kadın şef tarafından yönetilen bir orkestra vardı ve 92 yıllık Oscar tarihinde bu ilk defa oluyormuş. Bunun ilk defa olmasının iki sebebi olabilir. Bir tanesi kadınların baskılanıyor oluşu ve bundan dolayı henüz bir orkestra yönetememiş oluşları Oscar'da. Bir diğer sebebi de belki bu zamana kadar herhangi bir noktada bir kadın şefin Oscar yönetecek kadar iyi olmaması. Şimdi aslında bir kadın şefin Oscar yönetecek kadar iyi olmamasının sebeplerinden bir tanesi de kadın şeflerin baskılanması olabilir. Yine temele dönebiliriz. Ama buradaki adaletsizlik diye, direkt adaletsizlik diye, sadece adaletsizlik diye lanse etmek herhangi bir argümansız beni birazcık rahatsız ediyordu öncesinde de. İşte Parasite'in bir nevi oradaki o adaletsizlik söylemlerine ket vurması, Güney Kore'den çıkmış, gerçekten de Amerika'nın içinde bulunduğu ekonomik düzlemi eleştiren bir film olarak ödül alması direkt bu söylemlerin hepsine ket vurdu. O açıdan çok değerli buluyorum ödülü, hak edilmişti yanı sıra. Hı hı. Ve ya, sanıyorum da bir artık kapı açtı. Diğer ulusların Oscar'da daha başarılı olması için. Ömer, aslında ben bu soruyu sana da soracaktım. Mert çok güzel bir yerde bıraktı bizi. Evet. Şu soruyu da ekleyerek sana pas atmak istiyorum. En başta hani ödül, sabah kalktın ve şu film ödül almış dediğinde, ki bu alsaydı dediğin bir dal oldu mu? En başta bu soruyu sormak istiyorum. Irishman hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. İşte Martin Scorsese'nin sıfırda dönmesi. Acaba burada bir iki Oscar hak ediyor muydu? İkinci sorum bu. Üçüncü sorum da Mert'in bıraktığı yerden. Sence Parasite'in yaptığı bu bir devrim mi? Yoksa Oscar sadece bunu bir kere yapıp sonra yeniden terk edip kendi klişelerine ve normlara geri dönecek mi? Ne diyorsun? Ya izninle son sorunu ilk cevaplamak istiyorum. yani bu konu... Tabii. Ben ilk önce şeyi kısaca bir hemen söyleyeyim. Bence benim içimden, ya içime doğan his, Parasite'ın bir devrim yaratmayacağı bu kararın. Sanki biraz ağıza bal çalmak gibi. Bence bir 10 sene falan daha görmeyiz böyle bir şey gibi geliyor. Belki, ya umarım yanılırım. Çünkü keşke öyle olsa, keşke artık gelse uluslararası bir ödül haline gelse. Ama Oscar'ın öyle bir derdi var mıydı şu ana kadar? Ondan da bilmiyorum yani, çok emin değilim. Neyse, göreceğiz yani, ne zaman bize bunun ne olduğunu gösterecek. En iyisi oturup beklemek. Diğer konu ise çok kritik bir konu. Hani üzerine saatlerce konuşabiliriz. Şurada 10-15 dakikalık, yani 15-20 dakikalık bir yayın yapacağız. Oraya asla sığmayacak bir konu. Ama o Mert'in sunduğu şu şöyle olabilir, böyle olabilir dediklerinden bana en yakınlaşan, yakın gelen şey, hani orkestra şefliğinden gidersek, yani kadınların, yani oradan yakınların genel olarak baskılandığı için bazı dallar, bazı alanlarda hayattaki geri kaldıklarını düşünüyorum. Ve bunu da anlamanın en iyi yolu, ben pozitif ayrımcılığa bir süre okeyim. Çünkü şöyle yani, hani siz pozitif ayrımcılığı yapacaksınız ki eşitleyeceksiniz bazı şeyleri. Sonra bakacaksınız, eğer öyle bir karar vermek istiyorsanız, kim neyi iyi yapıyor. Yani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. İnsan sonuçta, bazı erkekler iyidir bazı konularda, bazı kadınlar iyidir bazı konularda falan filan yani. Burada bir bana öyle geliyor en azından. Ama bunu gerçekten anlayabilmek için ilk önce bir eşitlemek gerekiyor. Bana eşitlemek için de pozitif ayrımcılığa bir süre okeyim. Ona itiraz etmem. Bu konuda da böyle bir şey söyleyebilirim. Ama sanki şey diyorsun, hani sınırlı bir yere kadar. Hani o denge kalandıktan sonra yeniden orijinal normlarına dönmesi lazım sanki. Öyle diyorsun ben dediğinden, onu anladım. Yok, hayır, ondan sonra eşitlikle devam edecek zaten. Bir eşitlenirse evet, her şey, ondan sonra zaten su yolunu bulur, anladın mı? Yani anladım. Ondan sonra yapabiliriz yani, ne kararları alabiliriz. Neyse, diğer konuya gelirsek, benim bir şey hak etmeyen başka bir şey alsın dediğim, herhalde Brad Pitt'in aldığı ödül birazcık tartışmalı geliyor. Evet. Yani Joe Pesci'ye herhalde, ya bilmiyorum, ben çok istiyordum almasını. Onun dışında da öyle gözüme takılan, animasyonlar zaten bahsettim ilk başta. Onun dışında gözüme takılan bir şey şimdilik, yani ben 1917'yi izledim geçenlerde. Mükemmel bir sinematografi var. Yani okey, ödül almasına çok şaşırmadım. Ama bir tane adaylığı olan Lighthouse'un da ödül almasını isterdim doğrusu. Evet, 1917'nin zaten teknik olarak çok başarılı olduğunu ama filmin genel ortalama olarak
uzun süredir akıllarda kalmayacak bir başyapıt olmadığını zaten bizlere söylemiştin. Mert, sana da gece şimdi Irishman'le beraber şeye sorduk. Biraz danıştık Ömer'e kendi görüşlerine. Ben de sana şöyle sormak istiyorum. En fazla adaylığı bulunan Joker, 11 dalda adaylığı bulunan Joker, 2 dalda ödül aldı ki Joaquin Phoenix'in zaten ödül almasına garanti gözüyle bakılıyordu. İkinci ödülünü de soundtrack albümüyle aldı en iyi müzik dalında. Joker sence beklenildiği kadar bir etki yaratamadı mı, yoksa hak ettiği kadar sınırında kalmayı bildi mi? Bu soru menvalinde gecenin kaybedenleri Joker ve 1917 diyebilir miyiz? Senle konuşmuştuk bunu. Bence de ben senin aynı fikirim, senin fikrini biliyorum. Joker hak ettiği ödülleri aldı. Diğerlerinin o kadar da aslında çok büyük bir iddiası olmasını ben de beklemiyordum ve yoktu da zaten. O yüzden ben yani Joker ekibinin de, Joaquin Phoenix'in de, sevenlerin de, kendimin de bence memnun olduğunu söyleyebilirim geceden. Memnun olmadığım tek bir şey vardı Joker'le ilgili olarak. Bir şey sormak istiyorum. Acaba biz daha sonra Joaquin Phoenix'i dinleyecek miyiz tekrar? Yani öyle bir imkan olacak mı bu adamın konuşmak gibi? Yani törenden törene görme şansımız oldu işte kendisi, bence yani senelerce bile görmeyebiliriz. Ya çünkü ben artık sıkıldım birazcık. Ya sıkılmayın arkadaşlar. Adam çok fazla konuşmuyor ya. Bırakın konuşmayın. Öyle çok medya maymunu bir adam da değil yani. O yüzden bırakın konuşmayın. Abi yok, medya maymunluğundan dolayı değil. Ya çıkıp konuşma yaptığı zaman benim içim bunalıyor. Söylediği bazı şeyler gerçekten zaten iç bunaltmak için söylenen şeyler ama. Evet yani. Tabii bir yerde... tören, eğlence töreni olduğu için evet, biraz ağır evet kaçıyor. Ya bir yerde bunları söyleyeceğin yer burası değil diye düşünüyorum. Eğer böyle şeyler söylemek istiyorsan gayet başka olanaklar var diye düşünüyorum ve bunun arkada bir mail atmayı planlıyorum açıkçası, fark edemezse ya. Bunun dışında benim geceye dair tek hayal kırıklığım, ya ben bu arada son yıllardaki en başarılı Oscar töreni olduğunu düşünüyorum şu açıdan, ödüllerin dağılımı açısından. Evet, o konuda ben de size şimdi evet soru soracaktım. O zaman Mert, direkt ben o soruyu sana sorayım. Sonra da aynısını ben Ömer'e de sormak istiyorum. Tamam. Farklı bir tarzda şöyle. İkimiz seninle törenine kadar sıkıcı ve yavan ilerlediğini bahsederken, ben de sen adalet evet duygusu olarak, ya son 10-15 sene baktığımda en adil tören dağıtımından biri olduğunu, senin aynı fikirdeyim bu arada. Şu evet soruyla sana dönmek istiyorum. Aynı soru Ömer'e de soracağım. Çok merak ediyorum. Oscar 2 senedir sunucusuz ilerliyor. Ve geçen sene aslında bu formül biraz işe yaramış. Ratingleri de toparlamıştı. Program seri yakmıştı. Müziği biraz kısmışlardı. Olabildiğince seri giriyor. Evet oluyor. Aa, bu hani sunucusuz da oluyormuş derken bu sene yine biraz attığını, ki ben internetten de yorumlara baktım, İnanılmaz sıkıcı bir tören olduğundan bahsettiler ki biz seninle biraz Eminem kısmında falan canlandık. Hani o biraz böyle üstümüze göre topu attı. Bu sunucusuz tören mantığı sence devam etmeli mi? Yoksa Oscar içerik olarak söylüyorum bunu yani tırnak içerisinde, artık biraz demode mi kaldı? Ya bu üslupla devam ederlerse ben bunu faydalı görüyorum. Bir de oturan bir sistem olmaya başladı ya henüz. Yani yeni denenen bir şey ve gerçekten de eksikliklerini falan tadıyorlar gibilerdi. Bu sene geçen seneye göre daha sıkıcı bir tören vardı. Kesinlikle katılıyorum. Bunu birazcık işte müziği arttırarak ortadan kaldırmaya çalışmışlar o performanslarla. Sanıyorum bundan sonraki sürelerde onu da yani birazcık müzik meselesini daraltıp daha görsel içerikli geçişlerle bizi oyalayacaklar bana kalırsa. Ben bu şekilde sürmesi noktasında okeyim. Çok sorun da yaşamadım takip ederken. Sadece tek yaşadığım sorun, sana da konuştuk bunu, bitmek bilmeyen İğrenç seviyede bir mizah var. Evet. Ya bunu törpülerlerse ben yoksa müzik dinlemeye razıydım yani. Bileliş falan gayet okey olarak dinledim ama Amerikan mizahına bir yerden sonra kaldıramayacağımı hissetmeye başladım Oscar sayesinde. Ben de sana aynı fikirdeyim o konuda. Geçen bir tane hayal kırıklığım var. Onu da biliyorsunuzdur bence, hissediyorsunuzdur. Ya Irishman'a bir tane Joe Pesci hatır Oscar'ı. Ya i̇şte Joe Pesci alabilirdi. Bir de çok evet enteresan, Brad Pitt sanki ödülü inanılmaz hak ediyormuş gibi kimsenin gıkı çıkmadan 10 törendir Brad Pitt alıyor. O bana çok enteresan geldi. O neden oldu biliyor musun? İlk ödülü verdiler Brad Pitt'e. Öyle mi gitti mi diyorsun? Ya orada arada kaynattılar gibi oldu yani. Hiç anlayamadı. Bir de şey vardı, üçümüz yine bahsetmiştik. Oscar şeye çok bakar. Kim almış, kim almamış. Brad Pitt'i zaten kariyerinde oyunculuk olarak hiç yoktu. Hadi şunu birleyelim dediler. Oscar böyle şeyleri çok seviyor. Biz zaten Brad Pitt alır demedik mi ya? Dedik.
Dedik. Yani, evet. Dedik de işte keşke peşi bekliyorduk ama. Abi. Hala şeyiz yani. Bir şeyler değiştirebilirmişiz aynen. gibi. Aynen. Ömer sana dönmek istiyorum son olarak. Brad Pitt'in evine gidip açalım Oscar'ı. peşi postalayalım. Peşi töreni bile gelmemişti zaten. Ha. O kadar şey yoktu. Ömer sen son olarak kapatmadan önce törenin içeriği hakkında sen de adaletli olduğuna kısmen katılıyorsundur belki. Sunucusuz tören hakkında ki gerçekten dediğin kısma katılıyorum. Biz Mert'le ödül törenini izledik canlı olarak ama hani bir şey kaybettin mi dersen çok bir şey kaybetmedin. Sadece YouTube'dan Eminem'in Doz Yosef performansını izlesin zaten. Çoğu şeyi almış oluyorsun. Onun dışında gayet Amerikan mizahına ben de çok uzak biriyim. Ve biraz şeye benzetiyorum. Bu bizim hani hep alay ettiğimiz Las Şiveli Karadeniz isimleri var ya. Onun gibi çok fazla mimik, az zeka ürün espriler beni çok itti. Sence bu törenin bu içeriği bizim gibi daha genç diyebileceğimiz nesile biraz itiyor mu? Yoksa böyle devam eder mi? Yani işte sonuçta biz Ricky Gervais'in sunduğu ödül törenlerini böyle adeta sadece Ricky Gervais izlemek için izliyoruz. Yani. Evet. Hani burada öyle bir şey yapmıyorlar. Hani bir komedyen hani öyle bir yüksek performans bir sunucu çıkarsalar ama kim var tabii bir yandan. İsim düşününce de aklıma hiç gelmiyor. O yüzden sanki bu daha seri olması açısından daha iyi bir çözüm gibi geliyor bana. Ama eğer bir süre sonra reytingler bu şekilde devam ederse bence başka yollara gidecekler. Ama ne olabilir bilmiyorum tabii. Yani bence ya ben böyle olmasında okeyim. Benim için bir problem yok. Aynı fikirdeyim ben de. Yani 4'te başladı ödül töreni bu arada. 7.50 civarı sönermiş Türkiye saatiyle. 3,5-4 saat yakın ödül töreninden bahsediyoruz tabii ki her şey dahil olarak. Ya daha da kısalabilir. Kısalsınlar yani. Tabii daha da kısalabilir. 3 çeyrek bahsediliyordu. 3 saat 15 dakika süreceğinden bahsediliyordu ilk başta. Evet. Proposal olarak öyle bir şey var. Evet. Tutturamadılar ama yine. O son kısma doğru biraz uzamış. Hatta onu şikayet etmişler. Biraz süre aşırdı diye. Ben de sunucusuzluğa karşı değilim bu arada. Ama içerik olarak daha zevkli şeyler de yapılabilir. Ama Oscar böyle şeyleri denemeyi seviyor. İkili işte şey hatırlıyorum. James Franco, Anne Hathaway tarzı ikili şeyleri de denedi. Sunucusuz da denedi. Hepsini denedi. Beyler çok teşekkür ederim. Yeniden beraber olduk. Oscar üzerine konuştuk. Ağzınıza sağlık. Umarım sizinle beraber seneye 90. Oscar töreninde de yine beraber oluruz. Yine tahminlerimizi yaparız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Mert? Benim de yok. Yani ama sadece Joaquin Phoenix'in ben başkanlık adayını bekliyorum artık. Şey mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne. Oyun Phoenix'e. Ömer'in çizgisi her zaman belli bir konuda zaten. 92. Oscar ödül törenlerine en başta sizlere tahminlerimizle kendi fikrimizi naçizane anlatmaya çalıştık. Şimdi de olan ödül töreni üzerinden hem bizim yaptığımız tahminler hem de Parasite devrimi diyebileceğiniz, şu an geçici bir devrim gibi görünüyor Ömer'e göre ama ben de biraz beklemek gerektiğini düşünüyorum. Oscar böyle şeylere anlık verip gerçekliği çok sever. Son süre, mesela son 10 yıla baktığımızda işte Argo, Hurt Locker gibi Amerika'yı öven, gizli tırnak içinde söylüyorum, Amerika propagandası yapmakla suçlanan filmler Oscar uzanırken daha sonra o çizgiden uzaklaştı. Shape of Water gibi aslında yine törene çok uzak bir fantastik tür diyebileceğimiz bir filme ödül verdi. Daha sonra yine asla bulaşmayacağını düşündüğümüz bir stream tarzı Netflix filmini aday gösterdi. Roma'yı öne çıkardı. Bu sene de bu çabını daha da genişletti. Bakalım gelecek sene bizi neler bekleyecek. Şimdiden bu arada her zaman Ömer'le de konuşuyoruz. Çok fazla kaliteli filmin aday olacağı bir sezon da olabilir. Özellikle Christopher Nolan gibi, Alfonso Cuarón gibi birçok yönetmenin sene filmleriyle beraber olmasını bekliyoruz. Keza Dune da var. Yeniden 93. Oscar töreni umarım sizlere yeniden tahminlerimizi ve sonuçlarımızı söyleriz. Bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi sen buraya girdin ya. Benim aslında öyle dememin sebebi para zaten. Hani bekleyelim dememin sebebi mesela Crash almış Oscar'ı. Evet. Neden aldığını o seneki rüzgarı biliyoruz. Denzel Washington en iyi erkek oyuncu. Yani iyi bir oyunculuk yapmıştı ama o mu almalıydı o sene onundan emin değilim. Hani böyle şeyler oluyor. Siyasi rüzgar, politik rüzgar Amerika'da etkiliyor bu ödül töreni. Bakalım aynen seneye ondan sonra. Kesinlikle aynı fikirdeyim Ömer. Son olarak ben de şunu söyleyeyim sana. Sırf zenciler this academy is so white dediği için ertesi sene hatta onları takrib eden senelerde de senelerce Oscar'a hücum ettiler ki Moonlight hala tartışılan bir filmdir. Hani bu film nasıl en iyi film askıl? Biz bile kendi aramızda bazen konuşuyoruz bunu. Hak etti mi diye. Bence de biraz dalgayı dinliyor Oscar. Kendini ona göre yontmayı seviyor. Katılıyorum ben sana o konuda. Ağzınıza sağlık diyelim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Yeniden IMDb'si kaç programında sizlere beraber gelecek programda görüşeceğiz. Ağzınıza sağlık beyler. Çok teşekkür ediyorum yeniden. Hoşça kalın.